olarak ülkemizi temsil ettiğimiz Startup 20 kapsamında Startup 20 vizyonu küresel bir bölge. Ülke delegelerinin gözünden Startup 20 2004 gündemi başlıklı kanalda devam edecektir. İlk olarak bu özel kıymetli etkinlik sebebiyle sizler ekosistemlerin güçlenmesi için startuplarda olduğu gibi hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının, yatırımcıların, teknoparkların, girişimcilik merkezlerinin ve ile ilgili tüm aktörlerin de sürekli daha iyiyi aramaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu açıdan Startup 20 çalışma grubunun bütün G20 ülkeleri için büyük fırsatlar barındırdığını düşünüyorum. Türkiye geçtiğimiz son 20 yılda teknolojik olarak çok ciddi atılımlar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz TürkSat 6A'yı fırlatarak haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline gelmiş olduk. Gene yakın zamanda ilk insanlı uzay misyonumuzu gerçekleştirerek bir vizyon projesini hayata geçirmiş olduk. Bunlar gibi çok çeşitli faaliyetleri sayabiliriz. Ancak bunları mümkün kılan şey aslında bir Ar-Ge ekosisteminin, startup ekosisteminin, teknoloji geliştirme ekosisteminin bir bütün olarak ortaya çıkması oldu. Ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri 20 yılda 10 kat artış gösterdi. Ar-Ge'ye ayrılan bütçe açısından gelişmiş ülkelerle rekabet halindeyiz. 2023 yılında sadece bir senede bilişim sektörü dolar bazında %30'dan fazla büyüme kaydetti. Bütün bunları mümkün kılan ana şeylerden bir tanesinin de girişimci fabrikası, teknoparklar ve bilişim vadisi gibi kuruluşlar olduğunu gururla belirtmek istiyorum. I'm really honored to have our distinguished guests today with us. Economic Forum. Okay. And we have Franziska Taubert, Managing Public, also a founder Qatar Demos Publishing House and of the Startup 20 Investment Task Force, founder of Anantam Ecosystems and Regional Director